Emelce lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün sunumuyla lezzetiyle sizin ve ikram ettiğiniz tüm sevdiklerinizin beğenisini kazanacağını emin olduğum bir mücver tarifiyle sizlerle birlikteyim. Fırında yapacağız bu mücver tarifimizi. Malzeme listesini açıklama kısmında yazıyorum. Lütfen buradan kaydedin, fotoğrafını çekin ve sevdiklerinizle bu lezzetli mücver tarifimizi paylaşın istiyorum. Tarifimize başlamadan önce tüm malzemelerimizi hazırlama aşamasında kabaklarımızı ve havuçlarımızı rendemizin iri kısmıyla rendeledim. Kalan taze soğan, taze sarımsak, maydanoz, dereotu gibi malzemelerini de ince ince kıydım. Ayrı bir kaseye kaba alıyorum. Baharatlar olarak tuz, karabiber ve kimyon kullandım. Birer tatlı kaşığına yakın kullanmanız yeterli olacaktır baharatları. İçerisine 3 adet yumurta kırıyorum. aktardığım gibi rendelemiş olduğum son olarak havuçlarımı da içerisine ilave ettikten sonra harmanlamak için ayrı bir daha geniş bir kaba alacağım. Güzelce karıştırma işlemini burada gerçekleştireceğim. Bu tarifi yıllar öncesinde ilk denediğimde aklıma bir soru takılmıştı açıkçası bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum fırında yaptığımız için mücveri kuru olma ihtimalini düşünmüştüm ama bu tarif gerçekten beni yanılttı ve yıllardır severek benim ve ailemin tükettiği bir lezzet halini aldı. içerisine 4 yemek kaşığı şöyle biraz dolu olsun tepeli olsun kaşıklarınız 4 yemek kaşığı ölçüsüyle un ilave ediyorum. Ellerimizi güzelce yıkadıktan sonra artık yoğurma işlemine geçebiliriz. Çok sıkmadan elimizle şöyle tamamen tüm malzemelerin birbirine karışması bizim için yeterli olacaktır. Bildiğiniz üzere klasik kızartma yaptığımız mücverde kabaklarımızın suyunu sıkarak kullanıyoruz ama fırında yaptığımız mücverde kabaklarımızın suyunu sıkmadan kullanabiliriz. Yoğurma işleminden sonra ardından içerisine bir fincan sıvı yağ ilave edeceğim. Son olarak kaşığımla şöyle bir karıştırdıktan sonra malzemelerimi harmanladıktan sonra borcamımı alacağım. Ben pişirmek için dikdörtgen bir borcam tercih ettim. Siz kare ya da yuvarlak bir borcamda da bir fırın kabında da işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere dikdörtgen bir borcamım var. İçerisine şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum ve hazırlamış olduğumuz harcımızı yarı yarıya kullanacağız. İlk yarısını borcamın tabanına alıyorum. Kaşığımın tersiyle şöyle bir düzleştirme işlemi gerçekleştireceğim ki düz bir zemin oluşturmuş olalım. dışı çatır çatır içerisi kolot peyniri kullanacağım. Kolot peynirin ve lezzetli sebzelerimizin suyuyla harmanlanan yemeğimizde bambaşka içi yumuşacık sulu bir mücver sizi bekliyor olacak. Tamamen şöyle düz bir zemin oluşturduktan sonra ben kolot peyniri tercih ettim. Arasına kullanmak için kolot peyniri dizeceğim. Siz kaşar peyniri de tercih edebilirsiniz. İlk katımız tamamen hazır. Kalan harcımızı da Yine aynı şekilde düz bir zemin oluşturacak şekilde üzerine kapatacağım. Hemen fırına vermiyoruz. Lütfen takip edin. Videoyu sonuna kadar izleyin istiyorum. Gerçekten gördüğünüz gibi hem pratik hem lezzetli hem de gayet doyurucu bir yemek halini alıyor bu fırın mücverimiz. Üzerini düz bir şekilde düzelttikten sonra düz bir zemin haline getirdikten sonra artık hazır görüyorsunuz. Buzluğa kaldıracağım. Buzlukta 1 saat dinlenmesi yeterli olacaktır. Yemeğe misafiriniz gelmeden ya da akşam yemeğini başlamadan önce hemen şöyle bir saat öncesinde buzluktan çıkartın. Üzerine 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirin ve 190-195 derecelik fırında orta katın bir alt katında altı da güzelce kızarana kadar hemen pişirelim. Aktardığım gibi üzeri dışı çıtır çıtır içi akışkan yumuşacık bir mücver tarifi bugün sizlerle oldu iç yapısında size birazdan video sonunda göstereceğim. Lütfen takip edin istiyorum. Hemen şöyle sıcağı sıcağına dilimleyeceğim. Sayfamda birçok tatlısından tozusuna kadar birçok tarif sizlerle birlikte oldu. Lütfen bunları da e, takip etmeyi unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır. Bu arada abonelik ücretsiz. Hepinizi bekliyor olacağım. İç dokusunu da lütfen kaçırmayın istiyorum. Şimdi göstereceğim hemen sizlere. İnanın bir dilim asla yetmez diyeceğiniz bir tarif dediğim gibi bu akşam sizlerle oldum. Kulot peynirinin akışkanlığını ve içerisinde kullandığımız sebzelerin suyuyla bütünleşen bu lezzet damaklarınızda gerçekten muhteşem tatlar yaratacak. Muhteşem unutulmaz lezzetler bırakacak. Yepyeni pratik tariflerde emelce lezzetli anlar mutfağında görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.